Evet. Yani bir müsteli esnaf kız derken bana mı demek ki, Evet Teşekkür evet. <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Yıldırım abi de rahmetli bulmak bak, senin için yazmış gerçekten Aha. Yıldırım Gürses. Ne güzel Çok 19. Büyük bir değer. Evet. Kesinlikle. Yani bu, 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 bu besteler artık çıkmıyor değil mi? Evet. Onu, çıkmıyor. Az önce işte, onu, onu konuştuk. Bazı şeyler çıkmıyor. Evet. Onu konuşuyoruz. Evet, Duygu gerçekten. Duldu mu yok? e, ne yani kal yani tabii şimdi artık e, mesela yüz sene önce yazılan hmm. e, eserler özellikle opera eserleri hmm. e, o zamanki metronom'a göre çalınıyor. Mesela çok daha yavaş. Ha. Şimdi bütün metronomlar hayatta olduğu gibi evet. müzikte de hızlandı hızlı, hızlı. ve dolayısıyla duygusuzlaştı biraz. Evet. Evet. melodi mesela kalıyor mu aklınızda mesela bu sene hangi şarkı çıktı? Ben hiçbir şey yok bende. Yani Şimdi, duyuyorum örneğin, birkaç tane belki. Örneğin Hı -hı. E, Sevgili Zeynep bastığın Mamel Matiz imzalı Lan şarkısı ortalığı kasıp kavuruyor ve globalde yani dünyada Lan. en çok şarkı, dinlenen Lan. 50 Lan. şarkısı. Evet. Şimdi dinliyorum dinliyorum global dinlediğine göre ben de globalin içindeyim herhalde yaşadığıma göre yeryüzünde. E, bir türlü bir şey hani tam o aslında o işte Lan Acaba şarkısı. Acaba böyle Z kuşağı şarkısı mı o Lan şarkısı? Dijital tamamen dijital ve i̇şte Boğaç'ın dediği gibi slogan şarkı. Yani o kadar da Yok, şey yapmıyordum. Yok bazı slogan çünkü, şarkılar hoşuma gidiyor. Ama burada böyle şey var. Ama tam dijital geçirmedi. kafası bir slogan. Jenerasyon, Z kuşağı jenerasyon. Evet, evet, onları yakalamak için. O kadar. E, şimdi size bir söyleyeyim mi? Hepsi eski şarkıları söylüyorlar. Bayılırlar. Bütün eski Türk sanatı. Yani, evet evet bayılarlar. E, yani bir yerde o, oturduklarında falan hep. ...gerçekten Yeşilçam şarkıları... Doğru. Bayılırlar. ...dolayısıyla yani öyle, öyle bir şey yok... ...ben rastlamadım... ...Zeynep sesi çok başarılı... Evet. Yorum ...çok başarılı bir yorumcu... Ee, bir bildiği vardır herhalde. Şey de öyle. Yani düet yaptığı Mabel. Evet. E, Mabel Biz çok, de bunlar çok, çok... kuşak olarak şöyle mi diyeceğiz? E bir bildikleri vardır çocukların... E ne diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> anlıyorsun. Halden anlıyorsun. Yani işte. ne diyeceksin? Seviyorlarsa <laughs> bir bildikleri vardır. Değil mi? Bir bildikleri Ama vardır. Ama Mabel, Matiz, Ama atıyorum, Zeynep. Bak, Mert Demir'in onlar... yaptığı şarkılar bir beni alıyor ya da dilime takılıyor. Ha onun evet ama yani o da şimdi sevgili Serenay'cığımdan kaynaklı olabilir yani. Yok hayır <laughs> Serenay'ın dışında Bir da, da şarkıları Vokal yaptı ya. Şey, evet. evet. Ama şarkı da güzel. Her şeyin farkında olmam bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok seviyorum. sizi. Senlik var, Tam ya. senlik konular var Tam senlik konular. Şimdi Alişan durdu durdu açıklamalar yaptı. O da senin gibi Ama magazin, bayağı bir açık gündemini, magazin gündemini sıkı takip ediyor. Sağlam. Mutlaka söyleyeceği bir şeyler oluyor. Ali Çağ'ın e, böyle samimi itiraflarla dolu röportajını üç parçaya böldük. Ayırmak İlkinden... zorunda kaldık değil mi? Aynen ayırmak konuşmuş zorunda kaldık. Bayağı konuşmuş. <laughs> Dolmuş. İlkinden başlayalım. Erkeklerde estetik. Artık. Ölçü kaçarsa olay nereye gidiyor diyor. Bir şeyler söyle. Estetikle başlayalım. Diğerleri de parça parça gelecek. Evet Cümle Alişan, çok iyi değil mi ya? Aynen, hemen... Son cümle çok, evet, çok iyi, iyi. Fazla elletmemek lazım erkek olarak. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen fazla ellettirmemek <laughs> Çünkü estetik yüzünden kendine fazla ellettiren erkeklerimizin e, son halleri Alişan'ı da belli ki çok endişelendirmiş. Evet evet ellettirmemek elli... der <laughs> Yani, yani, yani o botokslar işte fazla oluşuyor. Metroseksüel erkeklerin ha. böyle bir problemi oluştu maalesef. Yani Hı. hatta onun bir etap üstü var mı? Yani metroseksüel'in üstüne bir şey... Daha çıktı mı yani bilmiyorum ön, önüne ama... Koyuyor. Önüne bir bonus koyulur, double koyulur, duble koyulur. Evet. Çünkü söylem olarak Aa, söylüyorum. Aynen öyle. Evet. 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 Ama yani e, tabii bu bir de şansla alakası da var. Yapıyla da alakası var. Yani adam hmm. kendisine baktığında aynada beğenmiyorsa, hmm. bir şeyleri eksik görüyorsa ki e, maalesef yapılanlar gerçekten vahim. Yani hepsinin önceki hallerini de ben bir tan birebir tanıyorum şimdi. Evet. Yani, ee, sevgili Rafet'i de çok iyi, iyi tanırım. Ee, zaten o da e, zannediyorum açıkladık bir şey. Çok bimp ile getirdi oldum. evet rahatsızlık. Yani çok elletmemek lazım Arışan'ın <laughs> dediği gibi. <laughs> evet evet. Ee, ben yıllardan beri mesela benim şurada bir çizgim ve genelde Böyle çizgilerim vardır. Ya şunu bir yaptır, bir şey, küçük bir tam şey bir dokunuş yapalım falan. Tam botoksluk. <gülüyor> bir <gülüyor> durummuş bu. Ha. Ama yani hiçbir zaman istemedim. Çünkü bu benim ifadem, bu benim yaşanmışlıklarım. Sen bir yaptır. Bu benim mutluluklarım, Tabii. acılarım. Tabii. Yani e, niye küçük şeyini değiştirir yüzünü insanlar? Niye değiştirir? Erkekler neden yaptırır? Aynısını şu an ben de soruyorum gerçekten. <laughs> Hangi sebeple estetiğe gerek diyor? Eşe i̇şte kendinle bir eksiklik ya da hayır, ilişkisinde hayır. bir problem. Erkekler e, biraz daha genç gözükeyim, bir 20'liklerle otuzluklarla takılayım diye yaptırıyor herhalde diyorsun. Büyük Ama olmuyor bölümü, ki. Büyük bir bölümü. E, olmuyor, olmuyor daha olmuyor. beter. Olmuyor. Saylonlulu oluyor yani bir anda. Aynen. Bu Ol, eskiden... Uzay yolunda saylonlar var. Başka <laughs> gezegendeki belki. Ama Hakan Eğer sen yaptırırsan magazin gündeminin birinci sırasına da net, yerleşirsin. Net, Evet. evet. Bazı evet. insanlar var yaptırırlarsa büyük olay. Evet. Diğerleri yaptırsa öyle Yok ama ben memnunum ya. Gayet memnunum. Ya yani yaşıma göre de, 56 yaşındayım ve Tamam. Gayet e, iyisin. Vallahi iyi gidiyorum. E yani. aynaya baktığında böyle bu çizgi, çizgi, çizgi falan seni Hiç çok... batmıyor. Ha. Aksine gerçekten çok hoşuma bir gidiyor Bir çizik yani. daha gelse diyorsun. E gelsin ya zaten hayat çiziklerle dolu. <laughs> Gönder gelsin diyorsun. Ay o, yani, bizi, bizi çiziyor yeter. Çiziyor zaten yeter. Ee, Alişan'ın röportajının Devam. ikinci bölümünde de erkeklerin etek giymesiyle ilgili tartışma var. Çünkü Sefo bu anlamda bir açıklama yaptı. Dedi ki niye kadınlara kaptırmışız ki zamanında ne güzel püfür püfür dedi. <laughs> Peki Alişan buna da bir şey söylüyor. Cinsiyetsiz toplum diyor Alişan ama yani cinsiyetsiz moda hakkında bilgim var. Evet. Ee, yani böyle bir şey yapılıyor ama yani e, bence biraz olmalı da yani e, şimdi etek çok tabi e, çok uç bir. Ee, örnek yani, yani <laughs> neye göre uç neye gö <laughs> yani bana göre en azından <laughs> ama yani hey, şimdi okay. işte Dubai'ye Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan gittiğinde zaten etekli adamlar görüyorsun <laughs> yani bunlar da mı etekli yani hani evet. farklı bir giyin tarzı ama e, şov maçlı olabilir mi mesela Bartu'nun yaptığı gibi e, bu Sahnede. biraz evet bu şov diye düşünüyorum bu anlaşılabilir bu, Yani bu hani, hani, evet evet bu sahnede belki yapabilirsin. Bu sahnede yapabilirsin. bir şov. Ama normal hayatta etek giymek tabii bu bir seçim. Hı hı. E, ve herkes her şeyi giyebilir. Ama ben hani çok da sokakta yaşayan bir insanım. Yani çok Öylesin, e, evet. günlük hayatı dolu dolu yaşayan bir insan olarak hiç epek etekli bir adam görmedim. Ben de görmedim. Yani, ben e, de görmedim. Yani öyle. Işte, demek ki e, amacına ulaşmış olay. Yani e, neden giydiği belli. Hala konuşuyoruz değil mi? Evet. Evet. Peki evet. Hakan, e, Alişan'ın endişesi zaten kendi yapmaz ama diyor ki 4,5 yaşında bir oğlum var diyor. Onun böyle şeylere örnek alıp da böyle bir şeye özenmesi hani çocuklar için bir endişesi olduğunu söylüyor. E, doğru haklı. Mi? Tabii ki. Bir, bir ebeveyn olarak e, haklı düşünüyor. E, hakkı da vardır. Ama yani bu tabii çoğunluk ço 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 o olduğunda belki düşünülebilir Hı. ama yani bunu çocuğa öğreteceksin. Bak bu bu normal çok anlatmak normal gerekli. değil. Kendi seçimi ya da kendince normal. Hani Hı. kime göre normal, kime göre anormal. Evet. Ee, bunu anlatmak lazım çocuklara. Hı. Çocuklara sevgi verdiğinde ve e, her şeyi Biyolog adam gibi ha? abicik cubicik demeden anlattığında zaten onlar birçok şeyin farkına varıyor. Doğru, yanlış ayırt edebiliyorlar. Evet. Özellikle Alişan diyor ki çok matah bir şeymiş gibi de yansıtmayın. Yani Sefo'ya diyor ki sen giyersen giy. Hmm. Ama bunu böyle çok matah bir şey, çok örnek alınması bir şey. Aman herkes de yapabilir kafasıyla yansıtmayın diyor. Doğru ama bunun yanında tabi bazı tehlikeler gerçekten var sanal alemde. Yani farklı konuşan, farklı evet, davranan e, çok. E, çok. genç çocuklar var ve bunlar gerçekten kötü örnek olabiliyor. Ben buna şahitim. Evet. Hı -hı. E, ortaokul lise çağındaki çocuklar on, onlar gibi espri yapıp onlar gibi e, konuşmaya çalışabiliyorlar. Bunu ben birebir gördüm. Evet, ne Orada bir, bir, bir nasıl TikTok hmm. e, bir problemse ki evet. bence büyük bir problem bir ahlak çöküntülüğü varsa kesinlikle yani. ee, orada da öyle bir sapma var diye evet. düşünüyorum evet. ama evet. yani şu, Sefo giysin eteğini evet. ya da bartu ya sonunda. da deniliyor ki evet. İskoçya'da da kilt giyiyorlar iyi de o onların kültürü yani oradaki bir kültürü alıp burada böyle sokaklarda tamam şov amaçlı giyilebilir Cem de işte, giydi herhalde evet. Cem ama o, yani. oraya gittiği oraya gitti. için orada bir etkinliğe <laughs> katıldığı için evet. ee, Cem Yılmaz dedin Şimdi Cemil evet. e, Alişan bak Cemil evet, Yılmaz'ın ki ama oraya ünlü bir markanın tanıtımı için gittiler. Evet. Marka da onlara İskoçya'da. Zaten günün sonunda az önce e, Hakan Bey ne güzel söyledi. Hepimiz hemfikir olduk. Sokağa çıktığımızda etekli erkek görüyor muyuz? Aynen öyle. Görmüyoruz. Çok şükür henüz iyisi. <laughs> ama bu, bu şu Cem'lerin, Cem Yılmaz'ın e, pozu şey gibi. Hani Beykoz'da mangal partisi. Yani etek var ama yani <laughs> Ama içinde Cem Yılmaz var. Cem Yılmaz var. <laughs> Peki Cem Yılmaz'ın geçenlerde Ramazan'ın bir gün öncesi bir paylaşım oldu. İç elinde içki kadehiyle. Evet, o çok da çok iyileşir. tartışma konusu oldu. Hatta Cem Yılmaz bunu son gösterisinde de kullanmış bu. Hani beni öyle yargıladılar falan filan diye onu da T'yi almış. Fakat Alişan T'yi almamış durumu. Arkadaşlarımız sorduğunda işte cevabı. Evet, rakı şişesi paylaşmak kafama evet. göre yaşıyorum şeklinde takılmak olmaz Ramazanda diyor. Ramazanda mı paylaşmış öncesi? Bir gün öncesi mi? ya da Ramazan bir bir gün öncesiydi galiba. Burası Türkiye diyor. Bence Cem Yılmaz'ın o şeyi bilmiyorum ne dersiniz? E, rakı kadehini paylaşması insanların canını yakmak saygısızlık yapmak hani ötekileştirmek ya da ya. ben özgürüm ya işte falan kafasıyla yaptığını asla düşünmüyorum. Yani şovlarında zaten şovunda da şöyle anlatıyor yani genelde işte bunu herkes kullanıyor Hı -hı. ama işte bu instagramdaki fotoğraflarda işte buz şeyi var yanında mezesi var ama kendisi olmayan fotoğraflar çekiliyor ve bu aslında ee, hani Cem Yılmaz'a göre bir cesaret. Ee, sadece zamanlaması zamanlaması. E, evet. Zannediyorum biraz zamanlaması, riskli. Zamanlaması tartışılır. Tartışıldığı evet, evet. noktada da paylaşanın canını sıkar. Onun için dikkat edilmeli. Evet. evet, yani, evet. Yani, Dikkat edilmeli. Hani ama Ramazan Art niyetli yaptığını düşünmüyorum. Zaten art niyetli bir adam değil. Yani, Asla hani, ben de düşünmüyorum. da. Ama bu toplumun böyle Duygusal bir dinamikleri evet, var. Evet. O evet. dinamiklere de böyle biraz dikkat etmek o gerekiyor. Dikkat etmek lazım. El Çünkü o ...güruhu, o seni incitecek... ...güruhu ya da tartışmaya... ...sürükleyecek topluluğu... ...niye o negatifliği üstüne çekiyorsun? Evet. Yani evet. bir de şöyle Ama bir şey var buyur. artık... ...çok özür dilerim. Buyurun, buyurun. Lütfen, buyurun. lütfen. <laughs> buyurun. lütfen. <laughs> yani özellikle <laughs> pandemiden sonra... ...ve Hı -hı. E, hani 21. yüzyıl... ...çok hayırlı başlamadı yani... Hı -hı. Evet. E, ...pandemi, ekonomi... ...problemi, dünyada... ...küresel problemler, ısınma... Hı -hı. ...o bu şu derken... İnsanlar zaten ya, yani çok normal davranmıyor şu an. Tabii. Ee, o yüzden bir de bir linç politikası var. Ee, şimdi gerçekten böyle hani televizyonun başında ya da işte bir bilgisayarın başında, telefonun başında bekliyorlar bunun bir şeysini bulmam lazım aynen öyle. diye. Şimdi burada evet, aynen. dikkat etmek lazım. Kesin. Yani belki bu fotoğraf bir 20 sene önce kimsenin umurunda bile olmayabilirdi ama şimdi herkes o kadar e, sinirli, o kadar Ergin, da, dayanma, tamüssüz e, durumda ki e, tepki veriyor insanlar. Şimdi Cem çok Cem Yılmaz, Cem tanımam bu arada hmm. Cem diyorum ama e, o kadar yakın hissediyorum çünkü, hmm. çünkü çok seviyorum onu beynini ve esprilerini, e, yaptığı her şeyi çok beğeniyorum. E, şimdi Cem Yılmaz e, akıllı bir adam yani. Hani bu kadar da büyük bir hata yapmamış olması lazım diye düşünüyorum. Evet, işin özet, özüne baktığımızda evet doğru söylüyorsunuz. Gelen yorumlarda da yani böyle yorumlayanlar da vardı. E birazcık saygı, birazcık empati senin dediğin hmm. gibi hmm. kafası da var. Bir, ama işin özünde konu Cem Yılmaz'sa yaptığı her şey, paylaştığı her şey. Elbette konuşulur, eleştirilir. Art niyetliler başka türlü eleştirir ama Cem Yılmaz yine sen o kadar güzel malzemeler veriyorsun ki bize değil mi? Çok tabii tabii. Dün Cem Yılmaz neredeydi? <laughs> Tekirdağ'daydı. Tekirdağ'a gitti. Çok tatlı kız. Evet. Ben ee, çok. yani. Necla Kara Halil'le beraber. Efendim Necla Hanım yemek yaptı, çorba yaptı, çorbaya benziyordu. Cem Bey de e, güzel çekimler yaptı. Yaptıkları yemeğin de tuzuna baktılar. Tekirdağ'dan Cem Yılmaz'a selam olsun bir izleyelim. Tekirdağ'dan sevgiler. <laughs> evet, evet. E, Cem biz burada muhabbeti Bu arada evet. bayağı bir kaynatıyoruz. Kaynattık. Aa hadi kaynattığımız şeylerden bir tanesi söyleyelim. Aynı şeyler şu an. Kulağımıza gelen duyum da o yönde. Hı. Şimdi Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Kara Karahali Karahalil'in memleketi Tekirdağ gitti. Evet. İddiaya göre, duyumlarımıza göre aileyle, yakınlarıyla da tanıştı. İlişki evet yeni. Ama bu iş evliliğe gidiyor. Evet ben de bunu düşünüyorum. Aileyle tanıştıysa bitti iş. Evet. Şey hem aileyle tanışması hem de e, fotoğraflara baktığımda Cem Yılmaz'ın paylaşımlarına baktığımda bilmiyorum sizde de aynı şey oldu mu? Gerçi az önce konuştuk. E, böyle şey ya Cem Yılmaz bir huzur içinde tam evet doğru isim güzel bir yuva kurma güzel bir... E, enerjinin içindeymiş gibi geliyor. Koluna girdiği bir kare var ya. Evet, tam böyle bir. Onu bir görebilir miyiz varsa yönetmende huzur bulan karı koca şey. Değil mi? Bak e, o fotoğraf o var güzel. Aradığı da o demiş. Evet. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Koluna girdiği o Cem Yılmaz'ın Tekirdağ'da çekilmiş. Yüksek ihtimalle biri çekti e, <laughs> fotoğrafı çeken Arkadaşımıza da verdi onu evet. Habertürk'ten. Ama evet. güzel bir fotoğraf. Evet, güzel Çünkü fotoğraf. Çünkü bu aslında bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Erkek tarafı söyle. Evet. Fotoğrafı mı? Beden dilinden evet, oku anlaşılıyor her şey. E, yani gayet e, şey gayet huzurlu. Evet. Biz yani kadın çok, olarak değerlendiriyoruz. Çok evet. sen de erkek e, kendi gibi e, Aynen, Çok kendi öyle. gibi böyle duruyor. Bir rahat. E, ve şimdi tabii 50 plus olduğunda ha. bazı sağlık problemleri de çıkıyor kendini göstermeye çalışıyor başlıyor. Hmm. Dolayısıyla onun şu an gerçekten e, böyle artık huzura tutunacak. Hı gerçek bir dala fotoğrafı ee, fotoğrafı burada haklı. onu evet. Şey de yani ben sadece fotoğraf gördüm. Ee, çok bence yakışıyorlardı yani evet. çok çok da hoş, Sen bugün ne kız. kadar iyi pas atıyorsun magazine. Evet çok güzel. Evet bak tam diyorsun ki 50+ evet. plus olunca sağlık sorunları da olabilir. Tam da onun Cem Yılmaz'la ilgili tam oraya getireceğim nasıl getireceğim diye <gülüyor> Al. <gülüyor> <Bu> al, <laughs> ara, al gel. Pas, gitti. Aynen. Cem Yılmaz bir paylaşımda daha bulundu. Neden bulundu Yelda'cığım ben sonradan fark ettim. Ne? E, dün gazetelerde Cem Yılmaz'ın son gösterisinde gösteri sırasında nefes nefese kaldığı, hmm. sıkıntı yaşadığı, bunu da seyircisiyle paylaştığı haberleri vardı. Bir nefes problemim var demiş. Hemen sonrasında yazılarda çıkınca bir açıklama yaptı. Dedi ki bir nefes problemim var evet zor nefes alıyorum E yaşlandık. Zor nefes alıyorum artık. Yok canım can bir dakika. Ya yaşlılıkla alakası yok. Yaşlılık, bir dakika. Ayarlı. 50. 73. <laughs> Daha dur bakalım. Biz orta 73 yaşız. 73 bu çalışma ama, da bu arada zordur. E, ha, e, evet evet. Bunu gerçekten nefes ters balonlu şey topları ters hmm. e, e, yukarı çıkartmak zor gerçekten ama yani Covid sonrası herkesin nefes problemi var. Hmm. E, ben de eskisi gibi şarkı söyleyemiyorum artık. Aa, tabii ki, tabii. Ki. Dakika, yani çok zorlanıyorum. Öyle çok zorlanıyorum. Ben, yani bambaşka bir şey oldu vücut. Çünkü bizim enstrümanımız vücudumuz şarkıcıların. Ee, ve o vücudu artık çok e, sağlıklı kullanamayınca e, daha fazla teknik düşünmek zorunda kalıyorsun. Daha hani duygu olacakken daha e, aman şurada şuna yapayım, burada bunu yapayım. Covid sonrası hiçbirimiz sağlıklı değiliz maalesef. Özellikle nefes alma kısmında ya çok fazla ama o tenör ve Yani yani, yani hani ha. çok şükür iyi gidiyor. Dün ha. akşam mesela çok güzel bir konser yaptım Hı. Süreyya Operası'nda. Hı. Çok da ya e, bahsetmek isterim izninizle. Hı, tabii ki. E, Roteri açarken Roteri ve Beyoğlu, Ataköy böyle birleştiler. Cerrahpaşa eee hastanesinde e, çocuk Kliniğinde e, yoğun bakım servisine çok önemli bir cihaz almak için Ay bu konseri e, bana teklif ettiler. Ben de seve seve hiçbir şey talep etmeden yaparım dedim. Çok güzel bir e, para toplandı dün e, ve e, evet e, çok önemli bir cihaz alınacak. Ya e, ne güzel e, bir yoğun şey. Görüntüleri evet. de geldi zaten. Aa, Aa bu. Hakan. Evet, evet dün Hakan dün akşamki. Haka. Maşallah konser. iki dirhem evet. bir çekirdek hem evet, bu evet. aralar. <laughs> Var mı bir şeyler? işte İkidir, tam, hem şey diyecek. evet Yok, e, tamam bu kutsal yani görevi. aslında bu takımla gelecektim. <laughs> Konuyu değiştirme. <laughs> Var mı bir şeyler derken benim olayı nereye sürüklediğimi biliyorsun. E, öyle hayatta, çünkü burada da çok şık e, ve şaiftesin bak ben bunu her zaman söylerim. Aşk her zaman olmalı. Çiçeğe aşk, yemeğe aşk, olaya aşk. Bağlanır. Tabii tabii. E, Şimdi, yani bir erkek yani, yalanı geliyor. Evet. Yok yo, yalan değil yani Çiçeğe aşk. illaki yani benim Havaya. Zaten yıllardan beri sen çok yakın tanıyorsun. Çok. Ee, yeni tanıştık ama evet. de aşk bende e, tabii ki var. Evet ama ha? çok böyle... Günün sonunda geldi. Ee, sevgili izleyiciler bir... hmm. ben Hakan'ın ne zaman aşık olduğunu ne zaman da Aha. ayrı olduğunu çözdüm. Diyorsun. Evet. <laughs> yeni mi aşık durumları mı? Yok canım. Diyor Cem Yılmaz'dan bahsediyor. Bak... Yardım konseri. Oradan bahsediyoruz. Dur bakalım. Var bir şeyler. Yavaş yavaş <laughs> geliyoruz. Peki biraz evvel... Evet, ne Şan... sıkıştırdınız beni ama. Eh, ama günün sonunda müge yaptı yapacağını ve bir aşkın olduğu şu masaya şöyle güzelce bırakıldı. <laughs> Peki biraz evvel neye takıldın sen görüntülerde? Alişan açıklama yaparken erkek estetikleri konusunda. Cenk Eren'in yüzüne. Evet. evet. Nasıl buldun? Önce onu soralım. <laughs> yani ilk etapta bu şey, bu İtalyan bir influencer var. Ona benzettim. Aa, evet, ee, var. Doğru, doğru. E, Şu an adını hatırlamıyorum. Kır saçlı. Evet, böyle danslar falan ediyor. Hmm. Ee, yani değişik. Şimdi bu bu mesela şöyle, şöyle baktığımda buradan hmm. çok kötü değil. Evet. Yani evet. o çünkü çok dikkatli bir adam yani. Ee, çok. Gereğini yaptırmıştır evet. zannediyorum. Dokuzuncu gününde paylaştı. Operasyonun dokuzuncu gününde. Şimdi operasyonun, var? operasyonun tüm ayrıntılarını bir şekilde <laughs> öğrendik. Müge için... nasıl öğrendin sen acaba? Ben sadece size cevabı söyleyeyim. Sayalım. Önce ya, rakamı söyler misin Müge? Şimdi bu tür bir e, buna derin yüz germe deniliyormuş. Oh. Derin. Evet yani Hı. hani çünkü yarım geriliyor. Şuradan aşağı bu baya bütün yüzü germekmiş buna da estetik cerrahide bir e, latince İngilizce bir adı da var ama onu söylemeyelim şimdi. Tamam. Derin yüz germe deniliyormuş derin, derin yüz germe. Ee, sevgili Cenk derin yüz germe yaptırmış çene ucuna bir operasyon yapılmış evet, sen çene çıksın diye gösterelim mi? Zaten görünüyor. Evet. Bence bunu da artık... Göster göster. Gösteririm. Aynen. Çünkü sen çeneye takmıştın. Evet. Çenede bir şey var dedim. Sen hatta sana dedim ki bak şu burun altında da bir şey var. Şimdi evet. sen say. Ben... Ee, e... Derin yüz germe. Evet derin yüz germe. Ucu, çene ucuna yapılmış bir şey. Şuraya. Ee, oh, evet. Bir şey derken buraya ne yapıldı acaba ee, Müge? Bu, buraya bir dolgu prote... Bir şey ekleniyormuş. Yani burada bir germe değil de doldurma mı evet, oluyor? Evet evet. Tamam. Bak, sivri hale burada. getiriyor. Tamam. Ve bütün boyun Boyun bölgesinde de evet. germe var. Evet esas Ceng'in rahatsız olduğu evet. konu boyunmuş zaten. Ama yüzünü de gerdirmeyi düşünüyormuş. E, tamam. Bu tür ameliyatların fiyatları ameliyat olduğunuz hastaneye bağlı e, 800 ile 1 milyon arası. 800 bin TL ile 1, 1 milyon arası değişiyormuş. Hani İstanbul'un en şöyle Janjanlı hastanesinde olursanız fiyat 1 milyon. Daha böyle şey olunca 750-800 arasında. Evet, yani. Yalnız şimdi şunu o... söylemek istiyorum, Hı. gerçekten şimdi bu sağ, yani bu yeni fotoğraf bir ay sonra evet. soldakinden çok daha iyi olacak. E, kesinlikle. kesinlikle. Yani ben doğu, bu, bu, mesela bu doğru bir hareket. O gözler inecek. şişleri. Şimdi ee... göz kapaklarında, burun altında, çenede boyun, yani Hı. derin tüm yüz, derin yüz germe olarak anılıyor, yani tabir ediliyor dedin Müge. Ben de aynı şeye katılıyorum. Dün biraz sosyal medyada yine baktım e, yorumlara baktım özellikle. Böyle çünkü çok yaratıcı yorumlar da geliyor evet. ya eğlenceli yorumlar. Cenk Geren yazmışlar evet. falan. <laughs> Cenk Geren. Ama e, fiyat en... ve ayrıntıları da böylece aramızda kalmasında öğrenmiş. Evet oldu. evet ben evet. dün. Dün, ben biraz e... daha bakayım kendime <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> salatalık <gülüyor> şeyleri falan böyle Aa, yaparlar ya. sonra vazgeçip ya yok böyle olmayacak deyip ben de bir derin yüz germe operasyonuna girerim gibi bir şey içine girer Yapma, misiniz? Hakan. Hayatta. Asla. Asla. Ha, asla. Evet. asla. Çünkü asla. bazen asla dediğimiz şeyleri de bir noktadan sonra böyle bir esnek bakıp yapma gibi bir durumun içine girebiliyoruz Yok gerçekten ya o yüzden. Değil. Yani, ama yani bir de şöyle bir durum var gerçekten ben memnunum tenimden <laughs> evet yani e, yaşıma göre de yok iyisin, iyi duruyor canım. ki yani zayıfladım şişmanladım zayıfladım Hı, yani evet, aslında çok da iyi davranmadım e, Hı. bedenime. Ee, ona rağmen e, eksik olmasın beni iyi taşıyor i̇yi hala. Peki, Peki şimdi şimdilik bir, bir duymuyorum. Bir karar daha, daha, değil daha değil sonrası o. zaten bitti hayat işte daha ne kaldı. Bakın muhteşemimiz ya. Kerem ben Türkiye'nin George Clooney'siyim dedi. Evet. Benziyor mu sence? Yani. Sen gerçi başkasına benzettin. Bir İtalyan influencer var ama <laughs> Yani bilmiyorum. Ya adam kendini neye benzetiyor sen götürdün nereye benzettin. Evet. Yani bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> bu da Bak, şimdi ha, hatırladım. Bas, evet, hatırladım. Buna, buna benziyor. Böyle <laughs> inanılmaz dans eder evet, falan. Adı neydi? <laughs> aç bir daha. Luca, Luca Vacci. Luca Vacci. Luca Vacci. Boğaç, vallahi inanılmaz. Yakaladık onu hemen. Bu biraz Tarık Mengüç'e benziyor sanki. <laughs> Aa, süpersin. Evet. Birine daha benziyor. Bence Cenk değil. Değil mi? Değil, değil, değil. Tamam, evet. Cenk eledik <laughs> evet, Peki, biz... Ben e, şu anda Cenk Eren kime benziyor? Erkekler niye estetik yaptırır? Çünkü gündemimde artık başlıklar çok farklı olduğu için ile konuşuyoruz. Akşam kahvemi yudumlarken, bir taraftan yorumlara bakarken... Bir telefon geldi ve Hülya Avşar cephesinden inanılmaz bir haber. Şimdi mi paylaşalım? Bence paylaşalım. Hülya Avşar e, bir sinema filmine başlıyor. Çekimler başlayacak ama Hülya Avşar kiminle partner oluyor dersiniz? Benim Burak Deniz. Benim. <laughs> Hülya Avşar Burak Deniz'le e, bir imkansız aşkın içine düşecekler. Ama bu imkansız aşkın içinde ne var biliyor musunuz? Arada yaş farkı olan bir kadına, olgun bir kadına aşık olan Burak Deniz bu aşkın içinden nasıl çıkacak? Hikaye inanılmaz ters köşe bitecek. Ağustos'ta çekimler başlıyor ve şimdi yaş farkı çok konuşulur ya. Evet, Ge, tabii ki. Baş e, konumuz. Baş konumuz en çok konuşulan konulardan bir tanesi. E, ayrıca ekibe dahil olan isimlerden bir tanesi de çok değerli bir isim e, Nur Sürer ekibe dahil oldu Aslında çekimler daha da ötelenecekmiş ama Hülya Avşar bir an önce çekmek istiyor hmm. Ve pek çok aday içinden e, Burak Deniz'i Hülya Hanım istemiş Hülya Avşar istemiş Sizce yorumlara da ne olur yazın e, Bu aşk nasıl bir aşk olur? Müge sen ne dersin? Tabii ki e, siz ne dersiniz? Ben böyle haberi ortaya koyayım Üzerine konuşalım ee, şöyle eğer aradaki yaş farkının ve onun imkansız olmasının hikayesi ise ki öyle hı hı hı. E, bir genç bir adam olgun bir kadına Aynen. aşık oluyor ve Aynen. orada imkansızlıklar yaşanıyor çok sürprizli sonlu bitecek bir film hı hı. E, o zaman uydular çünkü konu o zaten hı hı. yani Burak Deniz genç bir adam e, Hülya Avşar'da da e, yaşının iyi isimlerinden ee, şimdi normalde Hülya Avşar 60 yaşında, Burak Deniz de 33 yaşında. Yani arada 27 yaş fark var. E, film de bunu vurgulayacağına göre uyuyor. Evet. evet. Ama Hülya Avşar'ın Burak Deniz'i çok beğendiğini bir süreden beri biliyorum. Hmm. Demek ki beğendiği oyuncuyu seçti. O da evet dedi yapıma. Evet uzun Uyarlar yani. Uzun zamandır Hülya Avşar bir sinema filmi çekmiyor, bir şey Evet E, evet. ee, Neden böyle bir işe okey dedi? Senaryoyu çok beğenmiş. Bir takım revizeler varmış senaryoda. Ee, ama... E, bırak... şu an böyle bir kadın çünkü. Evet, tam yani yaşını oynayacak. Yaşını oynayacak. Ve, Burak e, Deniz de yaşını oynayacak. Ve, e, evet. aslında yani e, tabii ki e, insanlar da erkek ya da kadın hı. yaş benim için açık bir durum. Hı hı. Yani herkes bir yaşlıdır. Ama yani Hülya Avşar e, da çok akıllı bir kadın. Hı hı. E, şu an bence e, böyle bir yaş e, böyle bir şey yaşama potansiyeli de var içinde. Çünkü içi kıpır kıpır. Evet. Ama yani. e, yaşı i̇çi genç. E, Evet. Yani ne olursa olsun 10 yıl sonra da işi genç. Bence doğru doğru bir hareket. Yani gerçek hayatta da Hülya Şarı kendinden 10 hayatta olmaz diyor da hayatta olmazları biliyoruz. 10 yaş, 15 yaş küçük biri bilmiyorum şaşırmam yani. Peki sence yaş sınırı nedir kadın erkek? Yani bu, dediğim gibi bu gönül işi. Yani e, ne zaman ne hissedeceğiniz, kime ne hissedeceğiniz hiç belli olmaz. Şimdi çok yazık çok severdim Ka yeni kaybettik Tolga'yı. Tolga, Tolga Savacı. Tolga Savacı. Ee, şimdi mesela Nermin Hanım'la o kadar güzel bir aşk yaşadı ki. Çok. Yani Birebir e, ben e, gördüm onları. Yani e, göz göze dize inanılmaz mutluydular. Evet. Demek ki olabiliyor şimdi böyle olabiliyor. bir şey. Olabiliyor. Evet. Ee, yani örnekleri de var. Ee, hani e, evet yani eee Hatta Ama son ben... zamanlarında artık sanki aynı yaştalarmış hmm. gibi görünmeye başladı. Evet evet yani tabii Tolga'nın e, küskünlükleri de vardı Var. Türkiye ile ilgili. Çünkü hem çok e, yakışıklı bir adamdı iyi bir oyuncuydu ya. ve e, e, yani çok düzgün bir adam olduğu için maalesef e, gerektiği gibi yükselemedi. Yani, ya evet. da e, teklifler alamadı ve sonuçta işte gitti orada Sektör... araba... Evet oto şey evet. atölye açtı. Aynen. Kırıldı çünkü çok. Yani sektöre küstü, sinema camiasına küstü. Eee evet. o kırgınlıkların da belirttiği birkaç röportajı var. Evet. Üzerine de e, yani vefat ettikten sonra çok konuşuldu. Genelde zaten hep böyle olur. Şimdi bir isim daha var. Evet. Ee, o isim de e, yani o güzelliğiyle gerçekten 1981'de Türkiye güzeli seçilen Aydan Şener. Yani nasıl güzel, nasıl da güzel bir çok oyunculuk. Güzel kadındır, evet. Ama onun da kırıldığı, üzüldüğü, zorlandığı ne çok şey olmuş. Ve Aydan Şener çok konuşan bir isim de değildir. O böyle altını çize çize röportajı özellikle. Yelda'cığım biliyor musun? Kırıldığını biliyordum. Hı. Anlatacağım sonra. Peki. Ama önce izleyelim. izleyelim. Evet. Yani o vefasızlık hep söyleniyor değil mi? Ama vefasızlık zaten hep vefanın adı İstanbul'da bir semtmiş. Böyle ya krişelim, da işte bozacıymış. Bozacıymış ha, evet. falan gibi. Aynen. Dedikodular evet. beni üzdü diyor. Evet. Arkadan yapılan dedikodular. Aynen. Mesleğimi isyan ettiğim, haksızlığa uğradığım zamanlar var diyor. Evet kırıldığını biliyorum. Çok naif bir insan zaten. Şimdi bu, bu, bu piyasada diyeyim ve biraz basit bir sözcük ama evet, evet, e, kelime pardon. E, bazı noktalar var Evet ve o noktaların başında bazı insanlar var. Hı. Ve o insanların yaşam alanında olmak zorundasın. Özellikle e, film piyasasında. Yani yeni bir film alabilmek için, yeni bir projeye girebilmek için, yeni bir diziye girebilmek için. Şimdi benim hiç işim olmadı bu. Yani ben opera sanatçısıyım. Evet. Zaten devlet sanatçısıyım. Hı. Her sene iki tane başrolümü oynuyorum. Albümler yapıyorum, özel konserler yapıyorum. Onun dışında gördüğüm kadarıyla Hı. bu aleme girmek için maalesef biraz kendini aşmalısın. Şimdi Aydan Hanım, yani. aşmak derken? Yani başka bir hayat yaşamalısınız. Ee, daha rahat, daha onların akışına göre. Ee, işte hadi şuraya gidiyoruz, hadi buraya gidiyoruz, hadi şu eğlenceye, bu eğlenceye. Hı. Hı. Biraz e, o alandan çıkamıyorsun, onların esiri oluyorsun. Tabii, onların istediği ee, hayatı Dolayısıyla da işte her filmde ya da dizide, bazı yönetmenlerin, bazı yapımcıların hep çalıştığı isimler aynı. E aynı. Doğru. Isimler. Ya bunu ben bile biliyorum ki. Tabii. Hani bu kadar dışındayım olayın. Tabi. Ee, o yüzden tabii ki yani şimdi. Ne Nesini duyduk ki bu kadıncağızın? Hiç. Güzelliğinden hiç. ve oyunculuğundan başlayan. Naifliğinden başlayan. Naif. İşte, Tolga da öyleydi mesela. Tolga Savacı da öyleydi. Evet. Yani. Aydan Şener de öyleydi. Ee, bazı isimleri kırıyoruz, döküyoruz sonra bir daha toparlayıp onları tekrar... Şevket Altu niye ya. gitti Datça'ya yerleşti? Evet. Evet. O da bir fotoğraf makinesi gördüğü bile e, Etiler'de bir ABM'de. Evet. arkadaşımıza lütfen beni artık çekmeyin dedi. Ya. Ya. Ama ya. onu öyle herhangi bir ünlünün çekmeyin beni demesiyle ilgili değil... silin beni demek istiyor yani. Ne kadar kırıldı? Ne kadar? Perran kutman. Neden ya. kırıldı? Neden saçları döküldü? Ya. Ya. Yani çünkü anladığım kadarıyla bazı kuralların, değerlerin yani kendi sınırların olduğu zaman her sektör için geçerli de bu sektörde dediğiniz gibi ee, biraz esnek bakmak biraz kendinden ödün vermek ödün biraz vermek karakterini seniz, daha esnek kılmak gerekiyor ama o da herkesin, hep de şu olmuyor mu o da herkesin kaldıracağı bir, şey bir şey değil o zaman i̇ki, da olmuyor kişi, hayatım hep dizi yerine ödün ver dizi bitince ödünün verdiğin ödünle baş başa kal Öyle o zaman ha. şunu da yapmasınlar valla çok kızıyorum ben e, değerini bilmiyoruz bilmiyoruz küsüyorlar gidiyorlar kenara çekiliyorlar e, ülkeyi terk ediyorlar sonra e, vefat ettikten sonra aramızdan ayrıldıktan sonra çok oh, değerliydi O da yapmayın bu çok sahtekarca o, o gidiyorlar o da hayatım Cena, şey, cenaze törenine gidilmiyor sosyal medyadan çok değerli çok değerli ah, çok değerli ah, o denemez. gün TT ondan sonra bir şey evet. üstelik bir de ne oluyor Müge? O gün ünlü oluyor tekrardan. Öldüğü gün. Aynen öyle. İnsanlar. Ben aynen. o yüzden hiç gerçekten aynen. bu şeyleri aynen. paylaşmam yani. yani. Evet. Kesinlikle. Evet. Çok. Yani birebir çok bir şey yaşadıysam bir insanla evet. tabii ki paylaşıyorsun onu. Ama onun dışında bu her şeyi paylaşan o gün tekrar ünlü oluyor vefat eden kesinlikle. sanatçı. Doğru söylüyorsun. Peki, Peki. E, Aydan Şener e, kime nereye konuştu? NTV Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Benim Ahmet sınıf Mümtaz benim sınıf arkadaşım. Konser otağında tabii. Ben beraber okuduk aynı dönem. Aa, e hadi anlat Ahmet Mümtaz Taylan kız e, şey kızılcık şerbetini Settar Tanrıören'in yerine geldi. Evet. Bence Seyirci iyi. Seyirci hala tartışıyor. Oldu mu Olmu, olmadı? mu olmadı mı? oldu mu olmadı ah, mı? Oldum. Ne diyorsun eşim sınıf farkındayım. Yani şimdi sınıf farkındalığı <laughs> ölmek <gülüyor> adına değil ama e, bence çok iyi oldu çünkü e, diğer beyefendinin Settar Settar. Tanrı Öğren. Settar evet. Ee, şimdi Settar Bey çok iyi oyuncudur Tabii. Ee, Çok babacan bir adam çok. Ama yani o hani Bu o e, dizide Birkaç kez e, Seyretme imkanı e, bulabildim Yani işte başka bir Genç e, kadına aşık oluyor evet. Onu yürütmeye çalışıyor Hı. falan. Yani o tip Bence değil biraz daha Biraz daha 5-10 e, bir, bir yaş Hı. Küçük olması gerekiyor karakterin bence e, hmm. Ahmet Ümit Ağzı yaş olarak e, daha, daha yakın. Daha da yakın. Evet. Daha yakın. Başında yani başında daha mesela. bu bunları yapabilecek gibi. Ee... Öbürü çok babacan yani o evinde. O yapmaz yani. Yapmaz. O, o eşini yani aldatmaz. Şu adam yapmaz diyorsun evet. yani. Çapkınlık yapmaz. Evet. Yani yani yaparsa Allah Allah falan dünyanın olursa... çivisi çıktı diyorsun ama Ahmet Mümtaz Taylan'ın tipinde yapabilecek tip var. E yani daha yakın bir de yaşlar da daha evet. yakın. <laughs> Bak şimdi şu çocuğu <laughs> Allah aşkına. Hayır. Yani çok da düzgün şey ya yani okulda çok da ben yani nasıl ya aslında çok okulda güzeldi. da çok şeydi böyle çok suskun köşesinde Ferhan bir adamdı ee, ama çok başarılı Şimdi, bir oyuncu oldu. Şimdi e, ekrandaki oyuncular çok donanımlı oyuncular yani Sehter evet, 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 öyle Ahmet Mümtaz, Ahmet Mümtaz Taylan'da Ahmet Mümtaz Taylan'a arkadaşlarımız sormuştu sosyal medyada da gelecek bu eleştirilere <laughs> hazır mısınız? Çünkü kan değişimlerinde seyirci önce bir kabul etmiyor Hı -hı. E, Ahmet Mümtaz Taylan'ın çok güzel bir cümlesi var ben donanımlıyım ve hazırlıklıyım. nokta çünkü evet, evet, nokta. belli bir donanımınız varsa noktayı. o tartışmalardan elbette ki evet. e, bir süre kurtulamaz. Çünkü muhteşem yüzyılda da Meryem Üzerli gitti, Vahide Perçim geldi. Hmm. Önce tartışıldı olarak iki hafta bir ı, mı dedim üçüncü haftada hafta. Yapım güçlü olunca çok doğru. Oradan kurtarıyor. Bu çok doğru. ayağı sallanan bir ayağı tökezleyen bir dizi olsaydı hep evet. beraber giderlerdi. giderlerdi. Ama çok doğru. yapım çok güçlü. Ama e, Ahmet Bey'in de söylediği şu şey çok önemli bir şey. Yani bir kere konservatuarlı biri olarak işin matematiğini biliyor. Yani o ben hazırım ben mevzuyu Ama hallederim kafası. Şöyle bir şey her konservatuar mezunundan da aynı yeteneği ve sıcaklığı bulamıyorsun. Yakalayamıyorsun. Doğru, diyorsun. doğru. Bazı yani isimler her yerinde, var. Doğru. Evet olmuyor. Şener Şen doğru. konservatuar mezunu mu? Tabii. Tarih hocası değil. gerçek mesleği. Tabii. E ama Şener Şen çıkınca ne oluyorsun? Evet. Kaç konservatuarlıyı cebinden çıkarıyor? Elbette. Yani genelleme doğru, yapmamak doğru. lazım. Doğru Bu söylüyorsun ama. Özellikle oyunculuk yetenek. Tabii, Şuradan gelen e, bir şey. ama uyguyla tabii uyguyla Şener Şen de çok Özel okullardan geçti, özel tiyatrolardan e, öğrenim ustalardan aldı, ustalardan he, öğrendi. Işte. Sonuçta bir çıraklık dönemi var, bir, bir öğrendiğin bir dönem var, bu konservatuar olur... ...ya da özel küçük bir tiyatro olur... Tabii. Ee, ...onlar... E, ...zamanda doğru yerlerde... ...doğru şeyler öğrendiler... Ee, ...tabii çok büyük bir oyuncu yani... Tabii çok, ...aslında çok. bütün mesele doğru zamanda... ...doğru yerde olmak... Evet. ...bütün formül e bu. bu... ...ne e işle mutlu. uğraşıyorsan ister eczacı ol... ...ister gazeteci doğru. ol... ...ister avukat ol... ...doğru vakitte doğru kişinin yanında olmak. Ama ...o da yani doğru. öyle bir şey... ...milli piyangodan çıkması lazım şöyle. ikisinin birden aynı... Ha. Ne kadar... Ya böyle insanın hani benim birçok... Ah, çok tatlı bunlar ya. sıkıldığında çok... böyle ay uff falan dediğinde aç hızla bütün sıkıntın gitsin. Ya ama şen... Antidepresan gibi, gibi değiller değil mi? Net. Evet. Şener Şen de evet. hele hiçbir şey yok. söylemese bile baksın yeter o mimikleriyle. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Sunal'da da aynı şey var. Yalnız gerçekten Hemen şimdi bu, bu filmlerde şey. çok komik olan, ee, adamlar gerçek Hı. hayatta çok ciddi. Ha? Ya ne kadar ciddiler. Şimdi Kemal Sunal da öyleydi mesela. Hayatımın iki edin. zor röportajı Şener Şen ve Kemal Sunal bak. Evet. O kadar ciddi ama evet. her soruna cevap alıyorsun. Evet. Ama böyle ama ciddi. Hiç böyle hani giderken şey diyorsun. Aa ne güzel orada gülüyorsun sonra evet, evet, yüzün ne oluyor böyle. Böyle bir durum yok yani. <laughs> tabii tabii. Şener Şen de öyle. Genelde hep öyledir yani. Ya. Sokakta gördüğünde şeydir çok böyle kendi dünyasına önüne bakar. Öyle yürür falan yani. Cenar Şen'in son çıkışını arkadaşlar Hakan'ın lafı üzerine aslında onu getirebiliriz. Evet, Bak, onu gördüm herhalde. Yani. Cenazede. Evet. Çok A haklı ya. Evet. O kadar din dinleyelim. haklı ki. İzleyelim tek. Gidin ya. Gidin ya. Gidin Evet, e, Kayhan Yıldızoğlu o kadar arkadaşının haklı ki... son yolculuğuna uğurlarken evet. gelip kendisiyle e, fotoğraf çektirmek fotoğraf tepki veriyor. tepki veriyor. Ya bu ben bu haberi yine sizde e, seyrettim. Evet. Üstüne de başka bir örnek verdiniz bizim şeyle. E, Açeli, Akçelya'yla. Ya orada gerçekten insan hani televizyon içine girip ya bir dur Tabii yani bu, bu git işten yani. çıkan da evet. o zaten ha ah, oluyor yani adamcağız. Ya evet. orada acı yani kaç yıldan beri beraber çalıştığı arkadaşına son görevini son yapmaya geliyor. Fotoğraf çekmek. Bakın evet. burada da yani az önce konuştuğumuz hemen o görüntü de gelecek. Bakın. Açeliğine ya, bu bu, bu, ya bu bu benim sinirimi bozuyor. Ne olur yapma. Ha. Yani berbat bir durum bu. Evet. Yani hala yani, Gülün Gülün Feran demesi. Evet. Tabutun başında. Yani bu bu acil tedavi olması lazım bu kadın. Net. Hayır. Hakan böyle tabutun başında insanları acıyken ya. ne yapıyorsun sonra cep telefonunda onu? saklıyor, paylaşıyor, komşusuna gösteriyor, Normal arkadaşına bir yerde. gösteriyor. Tabii ki elbette fotoğraf çektirilir, konuşulur sohbet. Ve o kadar eee da o kadar şey, çok kibar bir, kibar kız. bir kız. Ki Tabii. şey yapamıyor yani gülüyor. Ben yapmayın bak cenaze evet, evet. olmaz diyor yani. O da olsun evet. ne var gülsene diyor. Evet. Evet maalesef. Ne günleri maalesef. aldık diye deyip maalesef. gerçekten yani. Tedavi gerekiyor. <gülüyor> yani <gülüyor> o hanımefendinin bir an önce bir, bir psikolojik, psikolojik tedavi, tedavi görmesi, bir görmesi gerekiyor. Hayır Belki... şunu düşünsünler işte empati yoksunluğu hmm. diyoruz ya. Senin cenazen olsa fotoğraf çektirmeye çalışan, acılı olsan bir gelse bir çeksene. Bir çeksene hmm. Orada çektir. kükrer. Orada kükrenir tabii. O orada kükrer. Yani bazen Aynen ünlülere kızıyoruz da ama bazen de şey kaçıyor ünlüsün. Vereceksin o pozu bana. Ha, yapmak zorunda değilsin. Benle tabii, sohbet tabii. edeceksin. Niye? Ben senin dizilerini <laughs> izledim. Ben sana para kazandırdım. Seni ben var ettim. Hakan. Tabii, tabii, Böyle <tabii>, <laughs> bir de şey tabii. var. Amma <laughs> Banka ama... gibi geliyor. Aynen. Amma havalıymış. Daha, <laughs> Daha da bir, bir, sonraki cümle de var da şimdi tabii canım, tabii, 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 Peki sıcak haberlerimize devam edelim. Arkadaşlarımız yılın büyük bir bölümünü artık eşi ve çocuklarıyla e, İngiltere'de geçiren Halit Ergenç ile karşılaştılar. Halit Ergenç Londra'daki hayatını anlatmış. Evet, zayıflamış evet. gördük gerçekten kendisine, değil mi? İnanılmaz zayıflamış ama bu Halit son... çok iyi bir insandır. Londra'da yaşamak mı acaba bu kadar huzur içinde kilo verirken bile rahat kilo vermenize sebep oluyor. Bazen bunu düşünüyorum, özellikle yurt dışına giden, orada yaşayan, orada yaşamayı tercih eden. Halit Ergenç'le eee onların yaşadığı sokağa gittim. Meraktan gittim. Sadece merak ettim. Yani dedim ki bu Londra'nın Mayfair'inde nerede? Nerede o sokak? Arkadaşımla gittik yani. Müge, o evde sen de yaşasan bak <laughs> düşünce Öyle gücüyle <laughs> hissi kabler vuku dediğin anda 5 kilo verirsin. Almak istediğinde 5 dakika sonra. Vay. Yani müthiş bir sokaktı, müthiş bir <laughs> ev. Londra tabii yani İngiltere. Hani yemek konusunda maalesef çok başarısız. Evet evet. Ha, o yüzden. Ee, şimdi de... <laughs> İtalya'da bak <Başka> <laughs> gerçekten İtalya'da yaşasa Amerika zaten porsiyonları falan. biliyorsunuz zaten <laughs> çok abartılmış. Ee, farklı olabilirdi ama yani hani Londra'da ben de kilo verirdim herhalde. Bir rahatlık Yaşasın. var çünkü istediği Gene zaman sokağa bize evet, attı. İtalya'da yaşasaydı işi zordu diyorsun. İtalya'da yaşayıp bir buçuk ayda. Pardon 2 ayda 10 kilo veren Can Yaman örneğimiz var. Ama o adam her gün spor yapıyor. Her gün evet, sporla geçiyor o zaman. Neden spor yaptı? Çünkü epey karlı bir yapıma İtalyan Raid'e yayınlanacak imza attı ve rekor bir anlaşmaya imza attı. Dersin ki o rekor anlaşmaya ben imza atayım ben 20 kilo veririm. Oturursun. 30. Sos. Baya baya. Bir de bir Paraya para demedi. Hem de önemli bir yapım. İzleyelim Can Yaman'a haberini. Bence devamı gelir. Aradan eklemem buradan. Sen İtalya'da burada. kalmadın mı uzun süre? Ben Avusturya'da yaşadım. Avusturya'da, Avusturya'da, Avusturya'da yaşadın. Almanya'da. İtalya'da da çok şarkı söyledim. İtalyanca evet. biliyorum. Evet. Ama bu şarkıyı bilmiyorum hayatım. Tamam başka bir şarkı söyle. <laughs> la chate mi cantare, solo gitara imano, la chate mi cantare. Solo l'italiano. Sono l'italiano. <laughs> Süper. 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 Şimdi Hakan çok güzel espri yaptı. <laughs> Ay, evet Canyamana yani bakınca o. kaslarına bakmaktan suratına bakamazsın. O paraya Hani oyunculuğu hani şey yapılabilir yani evet. yani iyi mi kötü mü evet. e, ama yani e, o kadar kadın e, hayranı var Huluk ki. Hayranı var. E, yani çocuk doğrusunu yapıyor. Yani e, zaten hukuk mezunu diye evet, e, öyle. E, duymuştum. Evet öyle. Ee, ve e, akıllı evet, yönetiyor. Evet. E, evet. öyle akıllı, çok akıllı, öyle yönetiyor. akıllı yönetiyor ki bu İtalyan Sandokan adlı diziden bölüm başına 150 bin euro, yani 5 milyon 200 bin TL alacak ve 3 sezonluk anlaşmaya çarpın artık. Yani. Matematik 28 benim matematiğim yaznan ay olduğu için 28 milyon mu oluyor ya? Çarpılmıyor ya çarp çarpamadık. Çarpamadık. <laughs> <Çarpamadım. gülüyor> yani O kadar fazla can çarpamadık rakamları gerçekten <laughs> evet. ya. Ama işte işte her şeyin bir bedeli var. Sen kendine emek verirsen, sen kendi bedenini çözersen can çözmüş. Pizzaları, Doğru. hamur işlerini yesede o kaslara iyi bakmış. Ama siz canı bir de şöyle yapay zekayla Can'ın en kassız, bol, yağlı haliyle bir bakar mısınız Allah aşkına? <laughs> İzleyelim. İzleyelim. Ee, şimdi şöyle... İzleyememiz. <laughs> evet. Geldi mi? Geliyor mu yorum? Geliyor mu? Geldi mi? Geliyor mu? Ya Çünkü Can Yaman'ı o kadar kaslı biz biliyoruz ki. Artık evet. o kadar sindirmişiz ki. Tamam. Yağlı. Evet. Geldi. <laughs> tamam. Ne diyorsun Ay. yapay zekayla? Evet. E yani ben bunun gerçeğini yaşadığım için <gülüyor> 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 ya 150 kiloydum ben en ya. En gerçek hali. Ee, ama yani size bir ha. söyleyeyim mi? Tabii oyunculuk başka bir şey ama yani e, bir, bir erkek e, kilolu da olabilir. Evet tabi ki. E, yani bu çok farklı bir yere gitmemiş ama mesela Kıvanç Hans olmuş direkt. Yani Alman vatandaşı. <laughs> ee, şeye Burak direkt Kasap e, Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> ee, kim? Çocuklar gerçekten çok yakışıklı. Evet. Ee, can Can hiç bozmamış bence. Yani o saçlar falan. <laughs> can yine havalı. Ee, kilo zararlı arkadaşlar <laughs> gerçekten Değil mi ya? E, ne kadar değiştiriyor ne bir, kilo insanın tabii, Yüzünü ne kadar değiştiriyor her şeyini evet, değiştiriyor evet evet gerçekten evet. değiştiriyor yani bindiğin otomobile kadar değiştiriyor tabii, öyle söyleyeyim tabii. daha yani, gerisine çünkü, çünkü yaşamsal al alanın bir kere farklılaşıyor her şeyin olarak. değişiyor ben yani, hep yüksek araç ve büyük ne? araç kullanırdım Hı? şimdi biraz daha spor falan kullanmaya başladım. Bu da tabii başka bir hayat zevki veriyor. Konfor yani. da veriyor. Yani Zayıfladıkça derken motosiklet vın 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 falan. Onda <laughs> geçen gün düşüp kolumu kırdım. Aa, <laughs> yani Yok ondan bu aralar biraz uzak duruyorum ki çok seviyorum. Evet. E, ama e, tabii ki e, rahat hareket edebilmek en azından çok hmm. başka bir şey. İstediğini giyebilmek. Tabii. E, bunlar çok çok farklı. Bir de artık gerçekten çok özel ve güzel kolay yöntemler var. Hmm. İnsanlar kilo verebilir yani. Evet, evet verebilir. Gibi değil. Peki evet, şimdi doğru. bir magazin turumuza gidelim. Güzel haberlerimiz var. Ee, bir cumartesi pazardan önce bir magazin keyfi yapalım seyirciyle. E, yapalım. Izleyelim. E, yapalım, yapalım. Galata'da e, Ayça Ayşin Turan'ın bütün şıklığına ve evet, özentisine ne kadar özenmiş, ne güzel. Ama baş şöyle arkadaşı e, Serhat Teoman benim burada ne işim var? Beni buraya kim çağırdı? Geçiyordum, uğradım. <laughs> İstanbul trafiği de yoğun bir türlü eve gidemedim hay Allah. Öyle bir hali var. Yani evet eskiden böyle galalarda oyuncular çok özenirdi. Çok şık giyinirlerdi. Böyle hatta o gün için özel tasarım kıyafetler. Tabii, hala yine, var yine, öyle. Yine öyle olanlar var ama o belli başlı isimler arasında dönüyor. Yahu bu kıyafetin sıradanlığı nedir? Sen bu kıyaf bu sıradanlıkla buraya gelirsen ben o filme hangi sıradanlıkla izleyebilirim yani yine sıradan bakacağım ben de o filme. Ne kadar güzel giymiş değil mi bak? Evet o özel özelmiş. Çok Serhat, güzel. Sanki galanın, gidiyor. Hayır galanın olduğu günü unutmuş. Son anda onu böyle Bence hadi. markete gidiyor. Hiç sen çok kibarca söylüyorsun şu anda. Yok yani hani yakışıyor mu diyeceğim ya. Olmuyor. Bak, yakışmıyor. Hakan'a geldiği dakikalardan itibaren iltifat ediyoruz. Bir canım sabah televizyon programına her zaman öyle. Her geldi. zaman. Daha daha dik, daha takım elbiseyle gelecektim ama işte dediğim gibi dün konserde o biraz şey oldu. Ee, sabah çok erken e, gelmek zorunda kaldım ve bunu ben ütüledim bu arada. Tabi. İşte bak. Ama yani. bu saygı böyle bir tütün var. <laughs> Her yerde ya. <yanımda. gülüyor> <laughs> Çünkü sürekli geziyor. Saygıdan dedin, evet. Çok önemli bir projenin içinde dedi. Evet. O da ustalara saygı. Ustalara saygı. Ee, evet gördüğünüz ne gibi. Ne özel isimler var. Ee, Cem Karaca. Muhteşem Ayy. adamlar, Ayy. Muhteşem. Evet. muhteşem isimler. Ee, şimdi ben tabii çok uzun zamanlardan beri ustalara saygı konserlerinde yer alıyorum. Hmm. Ee, ve çok seviyorum. Yani eskiyi iade etmeyi. Eski ya. onların çünkü biraz evvel de konuştuk ya melodiler hmm. artık çok fazla çıkmıyor. Bu adamların çok güzel eserleri var. işte Dario Moreno, işte Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti. Bırakıp beni gitti. Anladılar ki Aşkımız bitti. Tanju Okan. Evet ya. Bu akşam çok efkarlıyım. Kalbim neden kan alıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun gündüz gece. içimde sen bir bilmece. Dudaklarımda bir ateş. Avuçlarımda alevsin. Ve Barış Manço tabi. Dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem. E, Yanis Parios çok enteresan bir adam. E, Türkiye'de aslında %70 şarkısını Türkçe biliyoruz ama... E, başka insanların besteleri gibi biliyoruz. Ne öyle? Mesela ağlama anne, öyle benim mu? için ağlama Hı -hı. ya da Saga po, sagapo Giyati Sorre. Çok güzel adamlar. Cem Karaca'dan zaten bahsetmeme gerek yok. Evet. Ee... Ama ondan da bir alalım. <laughs> Cem'siz. Hadi so dinleyerek gidelim. Evet. <laughs> yorgunum beni bekleme kaptan devamı altın insanda altın <laughs> insanda Urla'da Burada da dokuz numaralı çapkın bakışı atmış. Çok ya. fena bakmışım çok orada. Çok fena bakmışım. Gerçekten <laughs> ben de bazen kendime diyorum. Ya. Ben etkileniyorum e, bazen us, kendimden. Ustalara saygı, hanımlara da saygı. Evet. Her yap. kadınlara, her <laughs> kadınlara. <bak. gülüyor> evet. Çok güzel de. bir fotoğraf. Ben de Baş tacımız. Ama e, ne güzel anons ettin işini. Evet çok güzel. Ya, Vallahi. Teşekkür ama ederim. Çünkü işin içinde... Yani, Güzel bir duygu ee, var. Evet. Altınistan'da orada konser demek yerine evet. ustalardan küçük küçük parçalarla evet. Bu adam bu işi biliyor. Evet. Evet. Ya, sever, evet. seve, sever 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 <laughs> sever yapıyorum çünkü. Urla'da e, yani yaşadığım e, yerde e, Hakan Çeken Kültür Merkezinde başlıyoruz bu konserlere hı hı. ve e, tüm Türkiye'yi e, dolaşacağız. E, çok. Ne inandığım İnandığım bir e, proje. Hı. E, çok da güzel olacak. E, herkesi evet. gördükleri her yere bekliyoruz efendim. Evet. Reklama Müthiş. Reklama mı gidiyoruz arkadaşlar? Gidelim mi? Bu kadar evet, reklam. Evet Ben <laughs> Uu, Bu masada kaynaklaya evet. devam ediyoruz. Devam. Üçümüz <laughs> e, güzel bir duyuru yapacağız aileden, bizden. Sevgili Yelda'nın yarın Nişantaşı'nda saat 3'te hayranlarıyla. Okurlarıyla buluşuyor, <laughs> evet. kitabına imzalayacak... alacak. Beklerim. Üç de nişan Yelda'yı sıkıştırmak isteyen, soru sormak isteyenler hmm. üçte lütfen Yelda'nın <laughs> başında dursunlar... Magazin Gitsinler. yapalım orada. Magazin yap. Ayak ısı canlı canlı magazin. Peki. Tamam. Ee, ve çok teşekkür ederiz sana ama çok senin ama çok teşekkürler. Güzel bir parçayı duymak istiyoruz Tabii lütfen... Ki, seve seve. Yı Yıldırım Gürgen de bile... var evet. e, ustalar arasında. Yıldırım Gürses'ten... sesten aşk. Diyelim. Evet. Çok İyi hafta sonları efendim. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.